Merhaba herkese, ben Jacob. Bugün algoritma yazmaya devam ediyoruz. Yapacağımız şey faktöriyel hesabı. Faktöriyel demek aslında kanalda videosu var. Yani girilen iki sayı arasındaki sayıların faktörünü hesaplattığımız bir algoritma yazmışız. Ama sadece faktöriyel hesabı yapan bir algoritma yazmamışız. Onu yapacağım bugün ve sıfır faktöriyel nasıl bir gösterebiliriz onu göstereceğim. Bu ikisini birlikte yapacağız. Evet, öncelikle faktöriyel hesabı, yani faktöriyel ne demek ondan bahsedeyim. Hani 5 faktöriyel dediğimiz zaman 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. Ya da 6 faktöriyel dediğimiz zaman 6, 5, 4, 3, 2, 1'in çarpımı demektir. Yani kendinden önceki sayıları çarpıyoruz 1'e kadar sayılarda. O yüzden algoritmanın mantığında başlayla başlar, durla biter her algoritma. Onu biliyoruz. Öyle başladık. Yapacağımız şey kullanıcıdan bir sayı isteyeceğiz. Yani girilmesi gereken, yani istenmesi sonucu istenen bir faktöriyel hesabı olduğu için bir sayı girmesini isteyeceğiz. Buna ben bir sayı gir diyorum buraya ve değişken ismine sayı atıyorum. Bu değişken ismi olduğu için x dersin, y dersin, ben sayı dedim. Bir şey fark etmiyor. Şimdi girilen bir adam bu sayı girdi. Bizim buradaki mantığımız ne olabilir? Şimdi bir tane daha değişkenimiz olması lazım. Çünkü bu değişkeni biz sürekli çarpacağız. Yani şöyle ki buna bir değişken isim vereceğiz. Çarpım diye. Ve bu çarpım değeri de 1 olacak. Çünkü bu çarpım değeri sürekli değişecek kendi içinde. Neden? Şimdi kullanıcı 7 geri diyelim. 7'yi aldı. İlk önce 7 ile çarpımı çarptı. Yani 7 çarpı 1 7. Şimdi 7, bunu biz azaltmamız lazım. Azalttık, 6 oldu ve sonradan çarpımla çarpmamız lazım. Çarpımda 7 vardı. Yeni değeri 7 idi. Bir de 6 ile çarpacak. Sonra onu 5 ile çarpacak. 4 ile çarpacak. Bir döngü var gördüğünüz gibi. Demek ki bir döngü yapacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra o işlemi de yapalım. Aritmetik işlem bu. Yine çarpımın değeri çarpayım. Sayı çarpı çarpım olacak. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi bundan sonra kullanıcıdan sayı azaltacağız ve bir çarp. O yüzden hani sayımız 7 ise artık sayının 6 olmasını isteyeceğiz. Girilen sayının. O yüzden sayı değerini artık biraz azaltacağız. Şöyle ki. Evet, sayı da azalttık. Şimdiki durumda bunu yeniden bu sayıyla çarpmamız lazım. Yani bu sayıyı yeniden çarpmamız lazım ki burada şöyle bir sıkıntı var. Sayı değerimiz eğer olur da bir zaman sonra 0 olacak, eksi 1 olacak böyle giderse. O yüzden ben 0'dan aşağı düşmesini istemiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Eğer diyeceğim sayımız 0'ın altına ya da 0'dan küçük duruma geldiğinde işlemi bitir, çarpma işlemini bitir, sonucu yazdır diyeceğiz. Ama hala sıfırdan büyükse döngüye devam ettir diyeceğiz. Onu nasıl yapacağız? Evet, onu şöyle yapacağız. Buradaki if yapısını kullanacağız burada. If bizim sayımız büyüktür 1 ise diyeceğiz burada. Bu ifadeyle birlikte şöyle bir şey olacak. Neden sayı büyüktür 1 yaptım? Şunu da döndüreyim bir dakika. Döngüyü devam ettirelim. Evet. Şimdi burada neden sayı büyüktür 1 yaptım? Çünkü sayı geldi 7 oldu, 6 oldu, 5 oldu, 4 oldu, 3 oldu, azalıyor burada. Gide 3 oldu, çarpıldı. 3 daha büyük, 2 oldu, çarpıldı. Bakın burada 1 oldu desek, yani 0'dır büyük, büyüktür 0 desek yani. Sayı mesela 1 0'dan büyüktür. Buraya geldi. 1 buraya geldi sonra 1 eksi 1 0. 0 çarpı çarpım her şeyi mahvoldu. O yüzden bir üstünde alıyorum. Yani buraya sayı 2 gelecek. 2 büyüktür 1, evet. 2'yi burada bize biraz azaltacağız. 2 eksi 1 1. 1 zaten etkilemeyecek. O yüzden buraya 1 alıyorum. Şimdi bunları bir de bağlayalım. Şöyle. İyice. Heh. Çok iyi. Eğer durumu negatif olursa da 0 olursa sayımızın, tabii ki yani birden düşük küçük olma durumlarında çıktı alacağız. Çıktığımızda sonucu da elimiz bu çarpım olacaktır. Şimdi bunu da böyle yaptığımız zaman kaydedelim. Evet, bir masa üstünde bir yere kaydet şu an. Sayı gir diyor. Mesela ben buraya 5 girdim. 5, 4, 3, 2, 1 çarptı 120. Çok iyi. Bir de 6 girelim. 6'ya girdim. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Orada artık bir daha küçük olduğu için de hayır dedi, sayı birden büyük değil. Sonucu çıkardı. Şimdi ben ne dedim? 0 faktöriyel 0 faktöriyel 1 faktöriyel hesaplatalım 1.
güzel. Çünkü buradan direkt aşağı indi ve çarpım değeri 1 olduğu için direkt hiçbir şeyle çarpmadı zaten. 1'i okuttu. Ama 0 faktöriyel yazdığım zaman 0. Gerçekte 0 faktöriyel 1'dir. Bunun için özel bir durum tanımlayacağız. Bu durum şöyle olacak. Bunu yine if yapısıyla yapacağız. Bu durum zaten matematiksel olarak da hesaplanmış ve kabul edilmiştir. Yani 0 faktöriyelin 0 değil de 1 olması bir kabuldür. Bunun da bir ispatı vardır. O kabulü izleyebilirsiniz. Ama şimdi ben bunu nasıl burada gösterebilirim? Kullanıcıdan bir sayı girdiğimiz zaman hemen o sayı bir denetleriz. Buraya 0 yazayım. Evet. Kullanıcıdan sayı eğer burada denetleme işlemi geliyor işte. Öncelikle kullanıcının girdiği sayı 0'dan büyük olması lazım değil mi? Çünkü faktöriyel hesabı yapacağız. Ama ona önem vermiyorum. Şu an diyorum ki eğer kullanıcı 0 girdiyse özel bir durum tanımla. 1. Hiçbir şey yazmam. Buraya hiçbir gerek yok bunları yazmaya. Ve bitirir direkt. Ne demektir bu? Eğer kullanıcı 0'a tuşlamışsa orada sen ekleme 1 yazdır. Yani hiçbir hesaba gerek yok. Ha, olur da eğer kullanıcı 0 değil de başka bir şey tuşlamışsa o zaman sen bu işte sayı 0 eşit midir? Hayır de ve şu işlemi yap. Deneyelim. 0 girdi, direkt 1 yazdırdı. 0 faktöriyel 1'dir. Böyle bir kısal mantık düşünebilirsiniz yani. Yok mesela 7 faktöriyel 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 hop yazdı. Evet, bu algoritmayı tanımlamış olduk böylece. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Zaten 2 girilen 2 sayı arasındaki faktöriyel hesabı kanalda var. Bir de 0 faktöriyel özel olarak bunu yaptım. Bir ayrı video olsun diye. Bunu da çekmiş olduk böylece. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.